Peki Demet Akalın'la devam ediyoruz. Demet Akalın biliyorsunuz dün başı sosyal medyayla belada olduğunu, işte hesaplarından paraların çekildiğini söylemişti. Biz kızı bağlamıştık yayına falan. Şimdi Hira'nın bir videosu ortaya çıktı TikTok'ta. Bağırıyor da çağırıyor, bir izleyin. Akalın'ın başı sosyal medya uygulamalarıyla fena dertte. Geçtiğimiz günlerde kızı Hira, Özgür Balakır isimli bir sosyal medya fenomenin canlı yayını izlerken yüklü miktarda sanal hediyeler gönderip para harcamıştı. Durumun farkına varan Demet Akalın sosyal medyasından sisteme ve fenomene isyan etmiş, başına gelenlerden sorumlu olan kişilere açık açık sahtekarlık ve dolandırıcı sözlerini kullanmıştı. Ancak Demet Akalın'ın kullandığı ağır sözler fenomen Özgür Balakar'ı rahatsız etmişti. İşte bu polemiğin gündem olmasından sonra olayların açıklığa kavuşması için Özgür Balakar'ı yayınımıza bağladık. Hira'nın çok küçük olması ve orada senin gül, yani gülün de karşılığında minik tabii olsa bir para istemen herhalde Demet Akalın'ı delir. Peki isimli bir kullanıcı adından bana hediye geldi. Sonrasında böyle Görkem Çat'a falan geldikten sonra bana dediler ki o Demet Akalın'ın kızı Hira. Kendisine hediye gönderen kişinin Hira olduğunu çok sonra öğrendiğini söyleyen Balakar, Akalın'ın dediği soyguncu kelimesine sitem etmişti. Sadece dedim ki Demet ablanın kızıysan bir tane gül gönder. Onun fiyatı yani 30 kuruşa daha az bile olabilir. Sadece o mu değil mi diye sordum. O da gül gönderdi. Yani benim insanlardan para isteme gibi bir durumum yok. Zaten insanlar kendi kendilerini isteyerek bunu gönderiyorlar. Yani soyguncu kelimesi ağır bir kelime, hırsız kelimesi ağır bir kelime. Yolladığı hediyelerin gerçek hayatta paraya karşılık geldiğinden haberi bile olmayan Hira, Balakar'ı yatlara katlara boğmuş. Sana görkemli şato mu yollamış? Evet, görkemli şato işte. Hira'ya bak ya, bonkör. Annesi gibi. Bak İran'ın suçu yok, annesi bonkör onu. Ama bir şey söyleyeyim mi o zaman? Çok özür diliyorum. Şimdi bu hesabı Hira tek başına açamaz. Tabii. Açarken de bu kredi kartını oraya uyumu olması, bunu da ailesi yapmış olması gerekiyor. Evet, değil mi? Bir kredi kartıyla açılması gerekiyor. Seren Serengil'in parmak bastığı konu sonrası Özgür Balakar'a biz de hak vermiştik. Açarken de bu kredi kartını oraya uyumu olması, bunu da ailesi yapmış olması gerekiyor. Değil mi? Bir kredi kartıyla açılması gerekiyor. Yayınımızda sorunun Özgür Balakar'da değil, uygulamanın işleyişinde olduğunu tespit etmiştik. Ha, o zaman senin hiçbir kabahatin yok ki burada. Bu o uygulamanın bir parçası demek ya yani. Tabii ki yok. Bu olaylardan sonra Demet Akalın canlı yayında sitem etmeye devam etti. Hira'nın uygulamanın işleyişinden haberi bile olmadığını söyleyen Akalın, yolladığı hediyelerin paraya karşılık olduğunu öğrenince kızının kahrolduğunu dile getirdi. Ancak bu olaylardan sonra Hira'nın öyle bir görüntüsü ortaya çıktı ki olay oldu. Hira başına gelen talihsiz durumun ardından videolar çekmeye tam gaz devam etti. Takipçilerine az takip ettikleri için isyan etti. Anlayacağınız gençlerin sosyal medya çılgınlığı yok artık dedirtti. Demet Akalın'ın bu gelişmelerden sonra kızı için bir önlem alıp almayacaksa merak konusu oldu. Hira isyan ediyor takipçilerine. Ne diyorsunuz? Şimdi tabii çocuk anne ve babanın ortak şeylerinden oluşuyor. Yani karakterlerinden, yani, kişilikteki özelliklerini falan alıyor. Okan'la Demet konuşuyor diye düşünüyorum yani. O kadar çok anne babaya benziyor. Tabii şimdi bu kadar sadece Hira mı zannediyorsun? Her çocuk herkes, böyle. Ekrana tamam. Yani düşün, bunları oradan indiriyorlar, oyun oynuyorlar, onu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Yani bir acayip, bu kadar çok içinde olmalılar mı sizce? Ama burada zaten anne baba tarafından bir motivasyon var zaten. Şimdi hiç bıraksınlar bu işleri. Evet. Kendileri motive ediyorlar zaten. Evet. Kendileri bu kadar
Yani şimdi çocuk olduğu için tabii düzgün seçmeye çalışıyorum cümlelerimi. Yani kendileri bu duruma getiriyorlar çocuklarını. Benim başka arkadaşlarım da var. Onların saatleri var. Oyun saatleri dijital platformda olabilmek için ya da bilmem ne. Ve benim arkadaşlarımın çoğunun çocuklarının öyle bir TikTok account'u yok, kusura bakmayın yani. İşte kendisi açtığı için yani, Demet kendisi açtı. Kendileri de motive ettiler, birlikte danslar. Burada kız çocuğu diyor ki daha fazla takip edin. Verelim mi? Diyor. Bir daha verelim daha mi? Daha fazla evet. Takip edin diyor beni. Bir sesini açar mısınız orada, tam ne diyor? Tatlı ya. Benim Fırça Demet Akalın gibi işte. Ya ufak rol modeli. Fırça yine memnuniyetsiz yani. Memnuniyetsiz ya. Ya Hira'ya bak inanmıyorum. Hira hayır özgürlüğü de hoşuma gitti ama. Hı? Yani artık... Normalde biliyorsun konuşmazdı. Evet yani. Ama geçer orada bir böyle klip mulip de yapmışlar. Nasıl de, kabiliyetli. Bazıları seyrediyorum büyümüştü. Çok güzel. Ha? Çok güzel, çok da komik. Ailece bilmem ne ama yani burada... Demet Akalın haksız. Hmm. O yani, isyanda. Evet burada haksız. Şöyle haksız. Tabii bizler bu uygulamaları falan tabii bu yaşlarda tabii şahit oluyoruz. Onlar daha çok küçükler. Ama bu TikTok'ta herkes işte birbirine bir şey gönderdiği zaman onun para olarak düşeceğini aslında Demet'in de biliyor. Mesela onun kızına yani. Çiçek gönderiyorlar mı? Şato gönderiyorlar mı? Bilme. Bunları gönderiyorlarsa o da para kazanıyor. Tabii. Ne olur şimdi ne olacak? Mutlaka gönderiyorlardır Hira'ya. Ama Hira'da... canlı yayından gidiyor galiba paralar. Canlı yayın açıyor mu Hira? Bildiğim bir şey değil. Ben çünkü TikTok'ta yokum. Yani mesela diyelim bu videoyu attı şimdi TikTok'a. Bilmediğim bir şey. Diyelim 100 bin izlendi. Evet. O zaman da mı para kazanıyor? Ben mutlaka bilmiyorum. Mutlaka bir şey kazanılıyor diye ama biliyorum ben TikTok... ama. TikTok'a girmeyi düşünüyorum en kısa zamanda. Neydi o? Ne şato? Ne şato gönderiyorlar? Neydi? Görkemli şato. Öyle bari mi? Orada Görkemli. Anneme dedim ki anne bana bir Görkemli şato gönder. Kadın ne sevinir biliyor musun? Ama işte o da şey bir oyun var. O da yani o da artık söylensin yani ne oldu kime yarar parayla ya. Yani. Belki de söylenmiyordur. Siz söyleyin bakalım. Hani böyle ev alıyorsun satın işte otel kiraya veriyorsun bilmem ne. Şimdi ne güzel oyunlardı. Demiş ki Hira'nın dünyası yıkıldı. Niye? Haftalık 89 TL Fırçayı oyun hakkı var. Yırtı yıkıldı. Ben az like almışım diye saatlerce ağlıyor. Ben ne yaptım? Az o, like almış. Az ne? Like. Az like almış. He ben de bana bak ben iyi niyetli fırçalandığı için hani bu annesi üzüldü kızdı diye ha? Ağlıyor zannediyor. Az yani. Like alıyor. Ya zaten daha Hira çok ama küçükken Instagram kızının, hesabı da yok muydu? Var hepimizde yani, ben de açtım. Anasına saygı. Bak kızını al aynı formattalar yani. Yani bu bir şey değil abi o Demet de şey Hira da böyle büyüyecek. Yani. Ve ama çok flash bir ismin çocuğu yani. Ama bak şimdi mesela Hülya Avşar kadar flash değildi hiç ama kimse. Mesela Zehra... Ama öyle büyüttü. Bak şimdi... Ya büyütmeyle de alakası büyütmeyle ya. Büyütmeyle çok alakası var. Ama sen mesela sen de Hira gibiydin bence ekrana meraklı ya da işte... Çünkü ben babana de... Babana örnek al. Ben de öyle büyütüldüm. Benim de annem... Ha. Yani anneannem... Söylüyorum her zaman İtalyan kıpkırmızı rujlar süren falan bir annem... Anne gösterişli bir kadındı. Ama babası ünlü. Babam ünlüydü ama anne de çok havalı, çok frapan. Rujlar, yani, masmari gözler hani, çok havalı. Babam da sahnedeydi ama ben de şey olarak, karakter olarak hep babamla hani gurur duyan onun gibi 5 yaşında sahneye beni çıkartmazsa halbuki Hira öyle değildi. Sessiz bir kızdı biliyor musun? Ve sevmiyordu. Çağırıyorlardı evet. Gelmiyordu. Asla göre yapmıyordu. Ama şimdi bak kulislerde büyüyen çocukların sonudur yani. Yarın o da mutlaka bu meslekle alakalı bir şey seçecek. Mümkün ya değil yani. Öyle başka. Gözüküyor. Kesinlikle. Sonra yani, şu altyazı doğru düşüyor. Mu? Bak kendi programında diyor ki bir konu işliyor ve konunda altyazı şöyle. Çocukları sosyal medyanın zararlı etkilerinden nasıl koruruz? Tabii şimdi ders oluyor. Önce iyi bir anne baba olarak önce saatleri ayırarak mesela sadece 2 saat sosyal medya öyle detoksu mi? Gibi bilmem ne. Yani bunları yaparak. Önce iyi bir anne babayı topa atmayacaksın. Önce kendi çekirdek aileden başlayacaksın. Önce bazı eğitimi kendin vereceksin. Ama sen kızını motive edersen kız tabii yani ki hoşuna giden bir şey. Yani hesabı açarsan mesela bazı arkadaşlarımızın yine sosyal medyada çocukların hesapları yok.
Tabii. Ama bunu bebekken açtığı zaman şimdi mesela Bircan'ın kızının da oralarda değil. Çünkü daha bebek. Hani ona özenmiş açmış olabilir ama. Evet mesela, ama bunun riskini kabul etmen lazım. Şimdi 6-7 yaşta yani. Hani insanlarla iletişim kurabilecek hale geldikleri zaman çok da tehlikeli olabiliyor. Evet, bana hayatım, göre olmamalı diye düşünüyorum. Manyağın gerçekten. Manyağın teki oradan yazar yani, bir şey motive eder onu dışarı sonra çıkartır. Sonra bir görüntü açar. Mesela karşılıklı konuştukları zaman bir görüntü açar bir şey yazar. Allah korusun ama. Ama her şey ben onu kullanıcısı yani. Adı alınmasın diye açmıştım. İşte, olur. Fakat onu zaten vermeyi düşünmüyorum çok uzun bir süre ona yani öyle bir şey. Tabii tabii ya o saat insan bebeklik resimlerini çocukluk fotoğraflarını. Her gün bir sürü üçüncü sayfalarda ikinci sayfalarda sapıkları tabii, manyakları görüyoruz. E zaten sen anne baba olarak üstüne titriyorsun. Evet titrediğin için de belki biraz şımartıyorsun. Ama işte bunun cevabı öyle 7.000 lira ödedi bin yok. O zaman önce çok suçu kendinde bulacaksın. Çocuk çok zor ya. Yani evet. Hamur. Ne verirsen onu al. Kendi programında bu konuyla ilgili bir açıklama yapmış. Onu bir izleyelim. Evet. Başına. Yani bunlar kaçınılacak. Yani kaçınılmaz şimdi, bu. Yapacak yani tamam şey yok güzel yani. Konuşuyorsun ama o zaman sen de onunla birlikte dans etmeyeceksin. TikTok yapmayacaksın. Hayatım. Ailece birlikte motive etmeyeceksin. Birlikte videolar koyuyorsun. İnsan annesi babası ve annesinin yaşantısı bu. Mesleği bu. Kişiliği bu. Kimliği bu. Ve çocuk da anneyi rol model alıyor i̇şte ve ona göre için kabul bir şekilde o yüzden yapılacak işte bir şey yok yani. Yapacak burada bir şey yok yani. Yani geçti mi yani artık? Yani tabii artık. Geçti tabii. Artık o geçti. Aldı mı yani o şeyi? Aldı, aldı tabii. Aldı. O baksana kadar her isyan şey ediyor oradan daha çok likelayın beni diyor. Daha çok beğeniyor. Arkadaşlar bravo. çok tatlı ya. Ama arkadaşlar bravo. Konuşmayan sessiz ay kız. Benim Amerika'dan getirdiğim mamalardan sonra değişmiş. Değişti. Star oldu. Ben kimse sonuna bakmazdı yani. Bir daha verelim. Konuşmazdı. Evet. Hiram'a. Evet. Tabii. Ben aslında biraz sevindim sosyal olmuş olmasına. Hiç konuşmuyordu etmiyordu çünkü. Lütfen şu arkadaşlar bravo'dan başlık tekrar verebilir miyiz? Evet. Bravo. Bravo. Arkadaş tamam takip ediyorsunuz ama az takip ediyorsunuz. Tamam videolarıma atıyorsunuz kalp ama çok atmıyorsunuz yani ben size anlamıyorum. Ben anlamıyorum. Yiyeceğim bir de oynuyor. Ya ama daha sempatik en azından. Yalnız yani size bir şey söyleyeyim mi? Bu öyle güzel bir kız olacak ki. Bu böyle. Pocahontas gibi. Evet. Aynı öyle. Evet evet. Yani bu Güney Amerikalı kızlara benzeyecek bu. Bu başka bir şey olacak. Bak görürsünüz. Yola açık olsun inşallah. Altı güzel oldu. Ama bu sosyal medyaya gerçekten dikkat etmek zorunda. Çünkü zannedersem çok aktif kullanıyor. Birisi canlı yayın açar, i̇şte kamera şahit açar, oluyoruz. Dışarı ya çıkartır, evden motive eder, ya her şey olabilir. Şeyi hatırlıyor musun? Mavi Balina skandalını. İsmini biliyorum o yani. O oyun kaç tane çocuğun evet, hayatını kaybetmesine evet sebep oldu. Yanlış bilmiyorsam bir Rus asıllı 19 yaşında bir çocuğun, bir çocuk diyorum, yaptığı bir yazılım. Diyor ki bana göre insanlar diyor biyolojik bir atıktır. Ve ben onların ölmesini istediğim için böyle bir yazılım yaptım. Açık açık böyle söylüyordum. Herkes intihar falan ediyordu. Tabii. Evet, öyle bir kendilerini şeyden kestiler, evet, aşağı atladılar. Türkiye'de çok kaybımız oldu. Günlerce verdik. Söylemezsem olmaz programında da işledik. Evet. Yani maalesef sosyal medyanın böyle acı bir yönü var. Evet. Ama bir de kötü bir şey var ki yapışmış durumdayız. Bir şey söyleyeceğim. Demet Akalın mesela ufak pedagog da biraz arada pedagog devreye sokabilir. Çünkü biraz da dizginlemesi gerekir yani. Onu en iyi anne baba bilir. Çok sinirlenmişim bu ya. Ama az atıyorsunuz like. Biraz çok atın like. Peki. Annesi kılıklı. Kameraya konuşmalarına falan gözlerini açı açı ya. Bu felaket. Hiç değil mi Selen? Hiç konuşmazdı. Hiç böyle maşallah. Şey tatlı ya. Bir gün önce annesi aynı kamera açısından 7.000 lira almışlar falan filan. Tabii bir gün sonra yine aynı açıdan bak. Pardon da anası zaten o sosyal medyadan milyonlar kazanıyor. Yapacak bir şey yok. Bir 7 lirayı ödeyiversin yani. Ay birisi ya, birisi de ne yazmış biliyor musunuz bana? Sakın diyor Okan Kurt kumar oynamıştı o hesap üstünden o 7.000 lira oradan gelmiş. Ay, ne alakası diyor var ya ama sizde yok be. Yazmışlar. İzleyici yorumu. Evet. İzleyici yorumu da orada attıkça o şeyleri onunla iniyor. Ya 7.000 lira nasıl olabilir? Hay Görkemli Şato, Görkemli Şato. Ben Görkemli Şato'yu istiyor, şeye gönderiyormuş ya bizim şey.
O o gerçeklerini de istiyordu. Şimdi artık almadığı için kimse görkemli çatı. şimdi artık anladım. Hayaller ve gerçekler ayrı ayrı yaşıyor şimdi. Evet. Peki. Neyse. Hira'nın da büyüdüğünü izleyeceğiz böyle. Yarın öbür gün flört olacak. Aynen. Yarın öbür gün evlenecek. Onun da büyüdüğünü göreceğiz böyle.